Efendim Altber ekranlarından selamlar. Bugün gündem haberlerinde birkaç konumuz var konuşacağımız. Aslında bu konulardan ilki biraz ilginç bir konu. Onu konuşalım. Sonra aslında uzun olan konuyu konuşuruz. Baldur's Gate 3'le alakalı bir öğrenci videosu yayınlandı. Onu biraz daha uzun konuşuruz. Çünkü güzel bir videoydu ama ilk vereceğim haber Dreams hakkında olacak. Biz de Dreams'le alakalı çok yakında bir içerik yapacağız. Ben kendi kanalımda bahsetmiştim biraz ama hep şeyden bahsettik. Dreams çok enteresan bir potansiyeli olabileceğinden, hani üzerine uğraşılırsa bayağı bir şey olacağından bahsettik. Dreams oyun yaptığınız ve yapılan oyunları oynadığınız bir oyun aslında. Tamamen hani herhangi bir şey bilmenize gerek kalmadan zamanınızı harcayarak Dreams içerisinde tamamen bir oyun yapabiliyorsun yani. Evet. Yeter ki o zamanı emeğe harcayacak vaktin olsun. Ya bir tık şey gibi düşünebilirsiniz. Geriz modu bilenler vardır. Geriz modun içinde de neredeyse yeni bir oyun yapılabilir bir dünya vardı. Burada daha birazcık daha fazladan çıkarmışlar. Evet, sunmuşlar yani yapanlara. Görsel tarz olarak oyunlar birbirinden farklı, oynanış olarak farklı. FPS yapıyorsun, platform yapıyorsun. Yani bayağı bir şey yapabiliyorsun. Yaratıcılık hakikaten senle biten, senle sınırlı kalan bir şey. Oyun bayağı bir araç ve imkan veriyor onun için. Ve bunun içinde kod bilmenize gerek yok. İşin enteresan tarafı da bu. Şimdi Dreams'ten beklediğim bir haber vardı. O haber geldi. Birkaç haber bekliyorum ben Dreams'ten. Bir tanesi şu mesela. Dreams'te çıkan bir oyun PlayStation publish edecek. Bunun haberini bekliyorum ilerleyen aylarda. Kesin hani Dreams'te bir oyun çok popüler olacak ve onu Sony alacak, diyecek ki hani biz bunu ayrıca yayınlıyoruz'un haberini bekliyorum o cepte. Ama beklediğim başka bir haber de Dreams'te oyun yapan birinin bir oyun stüdyosunda işe girmesiydi. Bunun haberi olmuş. Dreams'te oyun yapan bir kullanıcı Avrupa'da bir firmadan teklif almış ve katılmaya karar vermişler. Hani baya baya adam Dreams'te yaptığı oyunla beraber oyun tuttuktan sonra ses getirmiş ve ondan sonra da adamı işe almışlar. Yani bu reklam da olabilir sanki ya. Çünkü stüdyo adı da yok adamın, sadece kullanıcı adı var. Bir de yaptığı oyun da anladığım kadarıyla çok böyle ahım şahım bir şey de yaptığı değil. Yaptığı oyun şey olarak ahım şahım bir şey değil. Hani görüntü ya ve ben izleyemedim internetten dolayı bu arada da yorumlarını okudum. Ben seyrettim, hani görüntü olarak baksana ahım şahım bir şey değil ama eğlenceli bölüm tasarımı var yani. Hani bölüm tasarımı olarak mesela adam level designer kafasını, zaten bir adam iş alırken şey diye anlıyorsun ki sen gel bize yönetmen ol, bundan sonra oyunlarımızı sen yapacaksın diye. Yani bölüm tasarımı açısından belki yapmak istemişlerdir. Belki hakikaten de PR değeri var diye haber olmuştur. Çünkü bu adamla röportaj yapılıyor, adam o sırada bunu söylüyor gibi bir şey var. Ama yani bu şu an bile mesela bu reklam olsa bile, hani hiçbir geçerli olmasa bile ileride ben buna benzer bir şey olacağını düşünüyorum açıkçası. Olabilir. Bu biraz şey hikayesine benziyor. FM'de squat yapıyordun. Evet. Geldin bir takıma squat olmaya başladın diye. O gerçi biraz daha fantastik bir haber olabilir belki, evet. Ama hani bu haber çok daha olası gözüküyor. Çünkü bayağı burası aslında talent hunt denilen, hani insanların iş alırken yetenek avcılığı yapabileceği bir ortam aynı zamanda. Ya zaten şey de var, hani bu tamamen şey için kullanacağınız bir ortam olmayabilir Dream sizin için. Eğer ki birazcık da oyun geliştirme tarafında belki eğitim almış ya da kendini geliştirmiş bir insansanız. Yani tek başınıza içinde hakikaten ses getirecek büyük bir oyun yapmak zor olabilir. Tabii. Ama ekip olabiliyorsun içeride mesela, o güzel bir şey. Ha, yani güvendiğin insan bulamayabilirsin, bir şey olabilir vesaire tabii, falan. Olabilir. Ama şunu da yapmak mümkün. Hani atıyorum çok ilginç bir fikir gelecek aklınıza. Evet, bir mekanik yaparsın. Evet, mekaniğin prototipini yaparsınız. En basit şeyi bile, yani atıyorum zıplayıp ya double jump yapma, atıyorum yani. O kadar teknik, temel teknik bir şey bile gelirse aklınıza çok değişik bir biçimde yapılabilecek. Onu bile yapıp bakın bu benim kafamdaki bir prototip. Fikir. Sırf bunun üzerine konulabilecek bir oyun bile yapabiliriz. Tabii tabii. Diyebileceğiniz bir zaten şey yani. Portfolyo oluşturuyor. Ben de hani videonun başında söylediğim hani PlayStation buradan bir oyun alacak ve yayınlamaya karar verecek derken aslında oradaki 5 dakikalık oyun alıp yayınlayacak anlamda söylememiştim. Tabii. Yani senin dediğin gibiydi benim düşündüğümde yani. Bir prototip çok beğenilecek çünkü uzun bir oyun yapmak tek başına hakikaten zor orada. Ama hani 10 dakikalık bir demo çok beğenilecek belki. İnsanlar çok deli sevecekler ve PlayStation diyecek ki veya başka bir firma gelip diyecek ki hani arkadaş sen bunun oyununu yap, biz sana finansal destek sağlayalım diye, ki Dreams'in yapımcıların amacı da bu aslında. Buradan tabii, çıkan tabii oyunları ayrıca kendi başlarına yayınlanmasını istiyorlar. Ya tamamen işte mod yapmak. Geriz modu o açıdan iyi bir örnekti. Ya da mesela Dota bir moddu, ayrıyetten çıktı hani sonuç itibariyle, sonradan işte satın alındı. Ya da Black Mesa yakın zamanda gene hatırlatalım, 5 Mart'ta çıkacak, tam sürümü çıkacak. Black Mesa ilk başta gönüllülerin yaptığı bir moddu. Sonradan bayağı şu an fiyatını da belirleyip satabiliyorlar. Bunu yapabilmenin sebebi Valve'la da anlaşılabilmiş olması. Aynen. Hani oraya kadar gidebilen bir olay var. Dreams'e tamamen böyle bir yani topluluk, mod topluluğu üzerine odaklanan bir yapı. Çok şeye açık, o yüzden zaten heyecanlanıyoruz. Hiç olmamış şeyler değil daha önce, evet. Ama bu kadar ama büyük bu kadar çapta. Kapsamlı ve bu kadar büyük çapta yani başlı başına. Ve konsolda yani. Evet, ve konsolda ve ileride PC'ye gelebilir. Merkezi bunun PC ya. Ben evet. Hani yaratmayı denedim. O kadar kolay değil bu arada. Değil. Hani kod bilmeniz gerekmiyor da hani böyle çat çat yapıyorsun tabii, değil. Tabii. Her şeyi çünkü sen oluşturuyorsun. Bayağı zorlandım ama elim hep mouse'u aradı, onu söyleyeyim. Tabii çok kontrol ediyorsun, alışıyorsun ama hani bir mouse olsa onu arıyorsun. Var ya, PC'de olsa var ya. Ya zaten Sony'nin ileride PC oyun çıkartma planları oldu. Horizon'ın PC'ye geleceği falan hep konuşuluyor ya. Bence Dreams'te bu tam PC'ye gelmelik. Yani bence PC'ye gelse hakikaten de şu anki potansiyelinin 10 katına çıkar. Bana en az 10 katına çıkar gibi geliyor bana da yani. Çünkü hakikaten konsol o mouse
Gerçi konsol mouse destekliyor bu arada. Onunla alakalı da video yapmadık beyadır ama hani benim gördüğüm, yakından tanıdığım hem Xbox hem de PlayStation'da klavye mouse'la oynayan bir sürü insan var etrafımda. Gittikçe sayıları artıyor yani. Bazı oyunlar destek vermeye başladı. Belki ileride o PC oyuncularının da beklediği default klavye mouse özelliği de konsollarda yer almaya başlayabilir. De, yani bekleyen de bir insan olarak geleceğini umuyorum yani. Şimdi dediğimizi bir kenara bırakırsak eğer, konuşacağımız bir önemli konu da Baldur's Gate 3. Baldur's Gate açıkçası hani ülkemizde çok seven bir kitlesi var ama yeni neslin çok daha uzak olduğu bir seri. Baldur's Gate şöyle söyleyeyim, döneminin en efsanevi oyunu. Yani çıktığı zaman herkesin konuştuğu, yer yerinden oynadı denilen tabir vardır ya, işte o tabirin kullanıldığı oyun Baldur's Gate serisi. Ve uzun bir aradan sonra da Divinity'yi yapan adamlar Baldur's Gate 3'ü yapıyorlar. Yani aslında şu an kim yapar bu oyunu deseniz en iyi örnek gösterebilecek firma yapıyor gerçekten bu işi. Bu zaten duymuştuk. Bunlar haberimiz vardı. Yeni olan şey ise şu. Geçen gün, belki de birkaç gün önce bir canlı yayınla beraber ilk defa Baldur's Gate 3'ü oynadılar. Canlı oynadı. Baş tasarımcısı geldi, oynadı. Ben hayatımda izlediğim bu arada, siz full seyretmediniz galiba. Yok ya, ben erişemiyordum bile. İzleyeni izledim. Twitch üzerinden biraz bakabildim ya, bak, yani. Çok az gördüm. Ben full sunumu seyrettim. Hani full sunumu şöyle söyleyeyim yani. Bazı yerlerini kaçırdığım yerler oldu falan ama genel olarak seyrettim. Ve bu kadar tatlı bir sunum görmedim hayatım. Doğal, samimi, eğlenceli. İnanılmaz doğal ya, ve inanılmaz aksaklıklar oldu. Evet. Bunları bilerek mi yaptılar bilmiyorum. Ama yani bu eğer ayarlanmış bir şeyse müthiş bir PR. Ayarlanmamış bir şeyse de çok samimi yani. Her türlü takdir ediyorum ben bunları. Çünkü şöyle başladı olay. Bir karakter seçti. Bu arada izometrik bir RPG. Action RPG oyunu. RPG oyunları çok yüksek bir oyun bu arada. Bir vampir karakterini seçti işte. Vampir karakterle işte hemen birini kattı işte. Orada bir kadın geldi falan. İlk fight'ına girecek. Savaşına girecek. Böyle... Minion'da Minion'ı tipler var yani. Böyle fıtı fıtı yürüyen tipler var. Level 1 solucan. Yani gösteriyor adam da, kombatı gösteriyor ama şimdi de bir zar sistemi var çünkü. Yani D&D muhabbetlerinde arka tarafta bir zar atılır yani. Ve o zar sistemi içinde şeyi gösteriyor. Mesela düşmanın üzerine geldiğin zaman %90 oranında vurma şansın var diyor. Şimdi vurma şansı var diyor. Koyuyor, mis, kaçırıyor. Yani ilk ok kaçıyor. Evet. Herkes gülüyor falan böyle. %90 oranında şansa rağmen kaçması. Bir daha koyuyor, gene kaçıyor falan böyle. Hani hay Allah falan yani. Hani... Adam şeyi terlemeye başlıyor, anladın mı? Yani hissediyor sanki böyle Twitch yayınında birinin ilk fight'ını izliyormuş gibisin böyle. Adam oyunu yapmışsa ama böyle şey oluyor. Ulan ne yapacağız şimdi falan tribüne giriyor ya da o tribü çok güzel yansıtıyor. İşte oradan bot atıyor, bilmem ne bot atıyor dedim ya, hani ayakkabı fırlatıyor. Oradan geliyor işte bir tanesini aşağı itiyor falan. Yani hakikaten o mücadeleyi görüyorsun ve o kadar o oyunun havasını vermiş ki. Çünkü zor bir oyun sonuçta. O havayı hissediyorsun ve ben direkt mesela hani çok fazla o türle yakın zamanda aram olmasa bile, çok fazla oynama şansım olmasa bile ya yani olsa oynardım yani. Evet. Hani o an yanımda olsa hemen girmek isterdim. O herif o hevesi verdi bana. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ondan sonra bu arada kaybetti. Tabii orada herkes çok daha başladı. Öldü yani adam. İlk fight'ta öldü. Tekrar başlıyor. Kusura bakmayın, tekrar başladı falan. Bu kez işte daha kolay yolunu gösterdi yani. Hani farklı bir şekilde de oynayabiliriz civarında gösterdi. Ya bayağı komik anlar oldu yani. Adam hani Allah Allah şimdi ne yapacağız burada falan. Hani bir dakika, bunun böyle olmaması lazım dedi ama oyunun bozukluğuyla alakası yok yani. Hani planlarının dışına itti oyununu. Ya bir tık planlanan bir şey var mı? Yani şeyi yakalamaya çalışmışlar gibi geldi bana. Yani çeşitliliği sağlamayı. Bir de hani sanki hani bir ilk bakış yapan Twitch yayıncısı gibi havayı yaratmaya çalışmış. Çok güzeldi o hava. Ve o %90'da ıskalamayı belki yine scripted bile yapmışlar belki. Ama scripted olmayan bazı başka aksaklıklar da vardı. Mesela adam hakikaten şey, bir yerden sonra kendi panikte olduğu gibi mesela çok basit bir hareket yapacak. Yani bir kutunun üzerine çıkacak, orada saklanacak vesaire. Abi iki tane karakter var. Arkadaşını kesin demiyorum. Yok, çok bayağı dümdüz hareket etmekten bahsediyorum. Adam mesela yerleşmek istediği yere yerleşti, diğer karakterine geçti ama otomatik takip etme şeyi var, tamam mı? Açık kalmış. Evet, tıklayınca yerleştirdiği adam da peşine geldi, Allah kahretsin falan diye kalmaya başladı. Hani orada birazcık şey de var, hani bir kısmı script tutsa bile bir yerden sonra eli ayağı dolandı gibi böyle bir hava oldu. Ama şey de komik, kutuya çıkarken yanlışlıkla arkadaşının üzerine tıkladı ve ona vurdu böyle. Kendinden görüşte bayağı sapladı geçti yani. Ya, o da çok komikti ya. Yani genel olarak bayağı eğlenceli bir sunumdu. Oyuna ilginiz olmasa bile baştan aşağı tavsiye etmenizi tavsiye ederim. Hakikaten şeyi anlıyorsunuz yani, bu tarz oyun neden çekici olduğunu anlatan bir sunum olmuş açıkçası. Hoştan başarılı. Zaten bu sunumun sonunda da oyun bug'a girdi. Öyle bir kapanış oldu. Oyun ekranı titremeye başladı böyle. Neyse, bu kadar yeter deyip kapattılar yani. Buradaki tüm sunumdaki güzel şey şu. Hiçbir zaman bir gerilim olmadı. Normalde mesela şeyi hatırlıyorum, işte E3'te Uncharted'ı oynayacaklar. Evet. Uncharted'ın kolu çalışmıyor yani, PlayStation tepki vermiyor Nate falan, böyle bir gerginlik oldu falan. Hani genelde bu tarz şeylerde aksaklık olur ama gerginlik çok olur. Burada ise ortam çok rahattı yani, sunucu gülüyordu. İşte oyun yapımcısı utangaç bir şekilde gülüyordu, izleyenler gülüyordu. Çünkü bu oyun hani zaten canlı oynanıyor bir, ikincisi de daha oyun çıkmadı. Çıkacak yani, bugların olması çok normal. O yüzden bu tarz şeylere gülüp geçiliyor olması
Çok eğlenceli bir sunum ortaya çıkartmış. Evet. Ya zaten teknik şeylerin mesela en son Stadia'da da bile problem olmuş mu çok net hatırlamıyorum. Onda da şey cihazlar arasında geçerken böyle bekleme süresi oluyor. Bekleme süresinde herkes geriliyor. Hani izleyici bile geçecek mi, çalışacak mı, çalışmayacak mı, çalışmazsa muazzam fail olacak sen falan diye. Bir sıkıntı varmış gibi tepki verirsen sunan kişi olarak bir sıkıntı oluyor. Şey gibi bak aslında bunun en güzel örnek şu içeride söylemişti bir bana. Cybertruck'ta cam kırılıyor ya. Evet. Hani atıyorlar orada gülüyorlar ya. Allah Allah bunun böyle olmaması lazımdı diye. Hani oradaki rahatlık hissediyordu yani. Çünkü sayfada gezerken mesela orada şu tepki de ölebilir. Kırıldı. Allah panik, gerginlik ne oluyor? Hep kapatın orada, falan. Aynen öyle. Hani, telefonları hani, kapatın falan. Gülüyorlar sonra yani. Hani. Çünkü ne yapacak adam? Kırılmış artık anladın mı yani? Yapacak bir şey yok. Tüm PR gitti. Şey çok hoştu bu arada. İzometrik oyun ama diyaloğa geçtiği zaman normal Witcher gibi yakın kamera çok hoş grafiklerle kesinlikle sinematikler de giriyor. Mesela surat hatları yani yüzler falan bayağı iyi olmuş. Mimikler, yüzler, konuşmalar hani benim beklediğimden bu tarz oyunlar çünkü genelde hani çok o detaylara önem verilmez. Hani ya bunun sebepleri var tabii onu konuşuruz ayrıca ama burada bayağı karakterlerin yani mimikleri uğraşılmış, falan uğraşılmış. Genel sinematikler de çok iyiydi yani Divinity Original Sin 2 oynadıysanız ondan hani buna geçişte bayağı şey değişmiş. Evet, yani. Tabii burada orada Kickstarter'la yapmışlardı. Tabii. Şimdi ekstra bütçeleri destek var. De var, bütçe de var. Ben açıkçası çok güveniyorum. Zaten oyun yapımcıları çok sevilen yapımcılar. Hani bu aslında ölmekte olan tür dediğimiz türü ayağa kaldıran önemli ayaklardan bir tanesi bu adamlar. Hani Divinity çok popüler bir oyun gerçekten kendi janrası içerisinde. O yüzden Baldur's Gate 3'te de bence çok fazla oyuncunun sevgisini kazanacaklar. En önemli değişiklik de şu olmuş. Baldur's Gate'te normalde sıra tabanlı değil kombat. Ha evet yani doğru. Durdurulabilir gerçek zamanlı. Aslında sen durdururken yine bir sıraya koymuş oluyorsun ama tam olarak aynı şey olmuyor. Şimdi direkt keskin bir dönüşü direkt sıra tabanlı yapmışlar. Ya, o biraz eleştirilmiş de. Eleştiren de var ama. Ben açısı ben Baldur's Gate'in çok fanı değilim. Oynadığım zamanında ama tabii hardcore bir fanı değilim. Ben mesela sıra tabanlı şeyi sadece savaşta değil savaş dışında kullanılmayı da çok sevdim. Yani savaş dışında mesela evet, savaş dışında sıra tabanlı moda geçip adımlarınızı savaşa gireceğiniz noktayı seçebiliyorsunuz. Atıyorum birinin cebinden bir şey çalacaksın ya da bir hayvanla bir şey bir muhabbete gireceksin. O sırada durdurup kendini pozisyona alabiliyorsun. Bence taktikselliği muazzam arttırmış. Elbet hani sevmeyenler olacaktır belki tabii. Ama taktiksel açısından beni çok rahatsız etmedi. Yok ben ya ben de gerçi üçümüz de çok acayip fanı olmadığımız için rahatsız etmiş olmadı. Ya gerçi fanı olsak da rahatsız etmemesi ama lazım. Ama illa böyle gerçek zamanla durdurulabilir olacak diye bir şey olmadı açıkçası. Yani. Zaten bir tane anket de yapılmıştı böyle Reddit'te falan öncesinde. Sizce sıra tabanlı mı olmalı, gerçek zamanlı mı olmalı? Sıra tabanlı öndeydi. Ya bence sıra tabanlı bu tarz oyunlar için bana daha uygun geliyor. Ben her ne kadar sıra tabanlı fanı olmasam bile. Diğer türlü çünkü biraz iş taktik sayeden çok reflekse de girmeye başlıyor ya. Yani doğru tepki verecek falan. Ya biraz daha kafayla oynaması mesela gereken. İlla ki durduruyorsun da zaten ya. Evet mesela Dragon Age'i durduruyordum hatırlıyorum. Pillars of Eternity de öyle mesela. Hani gerçek zamanlı durdurulabilir ama illa ki durduruyordum hep oynarken. Yani. Evet. Tabii işte yani gerçek zamanlı ve durdurulabilir olduğu zaman işte hani oynanışı bir tık sıkıntı yaratabiliyor. Yani Dragon Age'de benim için yaratmış. Herkes de yaratmamış olabilir. Onu daha fazla seven de olabilir. Kotor'da da hep durduruyorduk mesela. Kotor oynarken çok durduruyorduk. Misal değil mi? Yani öyle olacağında sıra tabanlı olmasını ben tercih ederim şahsen de. Şöyle bir şey var. Multiplayer için de daha temiz. Multiplayer onlar için. Evet multiplayer olacak ki. Bazen. Olacakmış. Co-op belki iki, Divinity Originals'ın 2'de yaptıkları gibi bir şey yapabilirler. Aynen co-op ya. Yani co-op'la ama sonuçta yine online oynuyorsun. Ya, tabii yani. Doğru gerçi. Ya işte şey var. Larian'ın teknik olarak daha doğrusu bu tarz bir oyun yapan kaç tane firma olabilir deseniz zaten Larian en başında gelir. Mekanik olarak da şey olarak da o D&D havasını net bir biçimde yaratabilecek o firmalardan bir tanesi o çok bariz. Sadece işte şu işte değişiklikten ötürü hani orijinal oyundan bu yana yapılan değişikliklerden ötürü aynı Baldur's Gate havasını acaba yaratabilecek mi falan diye insanlar hani şey yapıyordu böyle ya, bir eleştiriyordu ama tabii o tam oyun çıktığı zaman belli olacak. Aynen o şu ankinden belli olacak bir şey yok yani. Bir de tabii şeyi merak ediyorum yani Baldur's Gate'i zamanında oynamamış ama Divinity ile mesela bu türe geçiş yapmış ben yeni oyuncu kitlesini şu an çok daha mesela fazla müşteri aynen var. Öyle. Yani, bir de oyun zaten sağlam bir RPG deneyimi sunduktan sonra kimse ona o kadar takılmaz. Tabii taktiksellik zaten şu anki gösterdiklerinden bile çok fazla gözüküyordu. Yani mesela çevreyi kullanmaya çok önem vermişler ki bu önemli bir şey gerçekten. De. Yani düşmanlara zaten yaklaşım olarak daha oyunun gösterdiği kısmında bile 10 farklı taktikle yaklaşabiliyorsun. Sadece senin set skill'i yani skill setleri buna izin verirken bir de çevreyi konumlarıp hani mesela varilin oraya adamı çekip veya bir kere vurup biraz geri kaçıp o geri kaçtığı noktada adamı bir yere çekip oradan başka bir tuzağa çekmek falan yani bunlar mesela çok güzel. Ben şeyi de çok beğendim.
Şimdi oyunda mesela ilk fight'ın olduğu yerde bir yükselti vardı. Yani birkaç katmanlı bir yerdeydi böyle. Kat kat bir yerde kaç çarpışıyorlardı. Mesela kendisi en üst kattaydı. Düşman onun yanına geldiği zaman düşmana saldırmak yerine onu itti mesela. Ya yani öyle bir şey skill'i vardı. Onu ittiği zaman düşman aşağı düştü ve hasar yedi, aynı zamanda uzaklaşmış oldu ondan. Yani çevreyi katmanla da kullanmış oldu. Mesela bu da çok bence derinlik katan bir şey. Bak tehlikeli. Gitmez gitmez. İki elimi kullanmam lazım bunu anlatırken. Yani bence bu da çok derinlik katan bir şey. Oyunun çünkü şey, bir anda hani farklı bir çevre elementi sokuyorsun onun içine. Yani evet. Varil dışında bir etmen girmiş oluyor olaya. Ya bu tarz şeyleri arttırırlarsa, ki arttırmışlardır kesinlikle. İşte, çok iyi şey olur. Zaten bunun temellerini Divinity Original'sinde gördük diyebiliyorum ben. Divinity Original'sinde yani. Mesela katmanlı bir yerde çarpışıldığımı hiç hatırlamıyorum. Ama bitirmedim yani. O yüzden katmanlı kat, katmanlı kat kat olan bir yerde. Mesela düşmanların alt kattan üst kata çıkıyor. Sen ha, üst kattasın. Var böyle, var şey. Böyle evet, yükselmen gereken. Aşağı atabiliyor muydun mesela düşmanları yüksek? Aşağı atma hatırlamıyorum da yani mesafe olarak sen aşağıdasın, yukarıda falan çok var evet. Öyle. Ve avantajlı oluyor falan. Tabii avantajlı oluyor da ben şey direkt hani düşmanı aşağı atma mantığı açısından söylemiştim. Yok aşağı atmalı hatırlamıyorum. Yani yok onlar yoktu işte, temeli o yüzden vardı yani. Temeli orada vardı yani, ekstradan üzerine inşa etmişler. Bak şimdi o kadar gaza geldim ki Baldur's Gate 3'ten ne zamandır Divinity Original'sine gireyim diyordum. Hatta bir ara girdim, sonra bıraktım. Devam etme hevesim vardı. Abi öyle vaktimiz yok. Şimdi ben bir zorlayacağım. Ben bir Divinity Original'sine 2'ye gireceğim. Tuncay çok övmüştü. Kardeşim Furkan da bayağı övmüştü. Bir gireyim istiyorum yani. Neyse efendim, Baldur's Gate'le beraber aslında gündemi bitirdik sayılabilir. Tek bir haberimiz daha kaldı. Onu da söyleyeyim. Önemli bir haber çünkü. Bu Doom Eternal'ın Türkiye fiyatı 350 liradan 200 liraya düştü. Umarım siz bunu seyrettiğinizde hala da düşmüş bir şekildedir. Eğer almayı düşünüyorsanız şu anda en uygun fiyatlardan birine inmiş durumda. Önden alanları nasıl yaptılar acaba ya? Yani normalde gelen zaten iade ediyorlar. Ya Steam cüzdan üzerinden iade ediyorlar vesaire de. Detayını ben de bulamadım. Hani alanlar için şöyle bir şey yapıldı falan diye. İlla ki eğer önden alan varsa çok... Zannetmiyorum gerçi olanı yani. 350 ama olan için de can sıkıcı bir şey yani. Ben Doom fanı almış önden yani. Yok o parası her türlü geri alıyor canım. Kalmaz hani nasıl geri iade ediyorlar onu, o süreci bulamadım belki yani. Belki iade olan varsa bence Steam direkt cüzdanına geliyor. Da olabilir ama ben mesela kredi kartımı istiyorum. Ben Steam cüzdanı istemiyorum. Yani evet. O yapıyorlar zaten. Daha önce oldu. İstediğiniz yere gönderiyorlardı da hani bu sefer nasıl hallettiler onu bilemediğimiz için ben altını çizeyim istedim. Mesela CD Projekt Red'in hani GOG var ya. Evet. GOG. Onda da mesela şey yapmışlar. 30 gün boyunca iade edebiliyorsun onu yapmışlar. Ya GOG işte. Şey yani. Onların ama oradan belli ki bir kar amaçları çok net yok yani. Ya da ama çok ciddi para kazanıyorlar oradan. Kazanıyorlar mı? Tabii tabii. CD Projekt, hatta asıl bir haber daha benim şimdi aklıma geldi CD Projekt Red deyince. CD Projekt Red Avrupa'nın en değerli ikinci oyun şirketi. Onunla konuştuk. Sen yoktun. Mu? Evet, siz yoktunuz. Fuck! O zaman kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ona ağız dolusu konuşacaktım ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.